Şimdi niye Fransa? Bir kere Avrupa'nın içerisinde Fransa'nın ayrı bir yeri var. Bizim tarihimiz açısından da önemli bir yeri var. Biliyorsun dünyadaki bütün imparatorlukları alt üst eden, Osmanlı'yı da bitiren önemli fikir akımlarından bir tanesi milliyetçilik. İki tip milliyetçilik vardır. Bir, toplumları özgürleştiren ve bağımsızlık duygusu verip de bağımsız ulusal bir devlet yapan milliyetçilik ki mesela Osmanlı İmparatorluğu parçalandı. Milliyetçilikle aynı milliyetçilik Kuvayi Milli örgütlenmesi ve yeni Türk Devleti'nin kurulmasındaki milliyetçiliğe dönüştü. Araplar için de mesela ümmetçilik yerine Arap ırkçılığı ve milliyetçilik yapıp devlet kurdular. Fransızlar bir kere en büyük artıları şu. Mesela biz de devrim yaptık. Bizdeki devrimin dezavantajı şuydu. Bizdeki devrimi yapan kadrolar ile hani kadrolar onu tasarlayanlar aynı kişiler. Yani devrim yaptınız siz. Tasarlayan kadro, düşünen kadro, uygulayan kadro aynı. Ama Fransız İhtilali öyle değil. Dünyada eşi ve benzeri örnek olan ilk ve en önemli ihtilaller, devrimlerden bir tanesi. Neden? Çünkü fikirsel altyapısı var. Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire gibi önemli isimlerin, önemli gazetede yani önemli siyasi düşünürler bunlar. Gazete köşelerinde bunları demokrasiyi, özgürlüğü sürekli işlemeleri, halkı bilinçlendirmesi ve devrim yaparken de bak kadrolar farklı dikkat ettiysen. Hani beyin takımı var. Bir de uygulayıcı takım var. Uygulayıcı takım da yani Fransız devrimi yapanlar köylüler ve burjuvalar. Mesela diyeceksin ki burjuva devrim mi yapar? Burjuva orta çağa kadar, orta çağda çok güçlü değil. Yeni çağla birlikte gücünü elde etti. Burjuva coğrafyacılarla çok güçlü oldu ama bir şeyi elde edemedi. Siyasi güç. Ekonomik güç neyi beraberine getirmesi lazımdı? Siyasi gücü. Siyasi. İşte Fransız İhtilali'yle halk ve burjuvalar birlikte devrim yaptılar. Ve bu devrimle birlikte ilk açılan hapishane Bastil Hapishanesi'dir. Oradaki bütün siyasi suçlular hapishanesi kapısı açıldı devrimleyip lan ilk hareket budur. Yani bu şunu demek istediler. Siyasi suçları kabul etmiyoruz. Dolayısıyla Fransız devrimi bir gerçek halk devrimi oldu. O yüzden Fransızlar protest bir toplumdur. Avrupa'nın göbeğinde Fransa, dikkat et bütün olaylar Fransa'da patlak veriyor. Evet. Ya işte sarı yeleklilerden tut da değil mi? Bir sürü böyle çok basit bir şeye tepki gösterebiliyor Fransızlar. Ve Fransa'daki Komünist Parti de çok güçlüdür. İşçi Partisi de hep güçlüdür Fransa'da. Farklı fikir fraksiyonları da güçlüdür Fransa'da. 1968 kuşağının ilk öğrencileri hareket de yine Sarbon'da Fransa'dadır. Yani Fransa'nın böyle bir 150 yıllık bir geçmişinde Fransız İhtilali'nin o beyinlerde böyle işte bünyede mi diyelim bir altyapısı var. Dolayısıyla tepkisel hareket var. Bu tepkisel hareket her zaman birçok konuda kendini gösteriyor. Bazen bize karşı olumsuz tepkiye de dönüşüyor. Mesela İslamofobiyanın en çok tartışıldığı ülkelerden bir tanesi. Cumhurbaşkanına karşı yapılan işte o La Figura dergisinden tutun birçok değil mi? Bizim aleyhimize de çok yazıların yazıldığı dergi. Ne enteresandır ki Abdülhamit'in öz ve özyeğeni Prens Sabahattin'in ilk gittiği ülkenin Paris olması da düşündürücü değil mi? Paris'e gidip oradan Abdülhamit'e karşı tepkisel hareketler hep Jön Türk hareketi ve bütün odak noktaları Paris, Londra, Paris, Londra. Tabii günümüzdeki biraz farklı. Bu olay bir farklı bir versiyonu var bence.